Şimdi buradan çıkış için en nihayetinde bir blok hareket etme çabaları var. Yani ittifaklı, ittifaksız parlamenter sistem üzerine görüşmeleriniz oluyor. Orada durumlar nasıl gidiyor? Ne aşamaya geldiniz? Şimdi parlamenter sistemle ilgili 6 partinin bir arada oturduğu bir masa var biliyorsunuz. Evet. Nasıl oldu bu? Ben parlamenter sistem istiyorum diyen partiler kendi çalışmalarını tamamladı. Daha sonra dedik ki böyle her parti ayrı ayrı sistemle bu işi yürütmeye çalışırsa nihayetinde bu bir uzlaşma meselesidir. Toplumsal mutabakat arayışıdır, siyasi mutabakat arayışıdır. Anayasa değişikliği mecliste nitelikli çoğunluk gerektirir. Evet. Yani 360 veya 400 oy gerektirir. Dolayısıyla illaki anayasa değişikliği ise mesele siyasi partilerin bir arada çalışması lazım bunu. Ortak bir çalışma haline gelmesi lazım. Dolayısıyla biz o masada yani 6 partili masada şu anda parlamenter sistemin parametrelerini çalışıyoruz. Ana özellikleri nedir? Hedef nedir? Bunları çalışıyoruz. Yasama, yürütme ve yargı ile ilgili konular var. Kamu yönetimi ile ilgili konular var. Temel hak ve özgürlükle ilgili konular var. Siyasi etikle ilgili konular var. Bir gündem oluşturuldu. Ve o gündem maddeleri her hafta yapılan toplantılarla sırayla ilerliyor. Ve bugüne kadar da ciddi bir sorun ortaya çıkmadı. Yani o 6 partinin yani ben parlamenter sistem istiyorum diyen 6 partinin yaptıkları çalışmaların ortak tek bir çalışma haline gelmesi Türkiye için çok kıymetli. Çünkü vatandaşlarımıza nihayetinde seçime doğru giderken parlamenter sistem istiyoruz diyenler diyecek ki hep aynı sistemi gösterecekler. Böylece kafa karışıklığı olmayacak. Peki. Tabii ki her partinin başka konularda başka öneriler olabilir, başka çözümler olabilir. Çünkü parlamenter sistem her şey değil yani. Çok önemli ama her şey değil. Gerekli ama tek başına yeterli değil. Dolayısıyla o bir konu. Ama o parlamenter sistem üzerinde mutabakat olduğunda Türkiye için çok faydalı bir iş yapmış olacağız. Tek bir sistemi hedef olarak Türkiye'nin önüne koymuş olacağız ve parlamenter sistem için taahhütte bulunan ortak bir parlamenter sistem önerisi olan 6 tane parti olacak. Ama bu ittifak anlamına gelmiyor. Yani ittifak başka bir şey. Yani ittifak için daha geniş bir politika setinde konuşup uzlaşmak gerekiyor. Yani o daha geniş bir alanda uzlaşıyı gerektiren bir konu ittifak. Hele hele seçim sonrası ülkeyi yönetmeye talip olmak aynı zamanda o parlamenter sisteme geçiş sürecinde çalışması gerektiriyor. Yani biz şunu önerdik, dedik ki bu masa, altılı masa bu çalışmayı tamamlayınca hemen arkasından geçiş sürecini çalışmaya başlasın. Onu soracaktım. Yani yol haritasını çalışmaya başlasın. Yol haritası ne demek? Kabul edildi mi bu? Ben onu dinlemek isterim. Peki bu öneriniz kabul edildi mi orada? Yani sanırım o konuda siyasi partiler olumlu bakıyor. Ama bugün için gündemde değil. Çünkü ya, önemli olan ilk basamakta. Temel ilkelerde uzlaşmak. İlk basamakta bir hedef konusunda uzlaşmak. Daha sonra ilk seçim olacak ya. İlk seçim. Bu seçim mevcut sisteme göre olacak. Şimdi ilk seçim oldu. Hedef olarak da bunu koyduk. İlk seçim tarihiyle bu hedefe ulaşma arasındaki sürede kaç aylık bir çalışmaya ihtiyaç var? Hangi aşamalardan geçmek gerekiyor? Yani bunun adına geçiş süreci diyebiliriz, yol haritası diyebiliriz, farklı isimler koyabiliriz ama nihayetinde o ara döneminde çalışılması gerekiyor. Ara dönem konusunda da bu 6 parti arasında mutabakatı ben çok kıymetli buluyorum. Keşke olsa. Onu şimdiden yani belirlemek mi istiyorsunuz? Sizin öneriniz bizim bu. Bizim tercihimiz o. Orada mesela ne öngörüyorsunuz? Yani, mesela 2 yıllık bir süre midir? 1 yıllık süre midir? Orada sadece süre değil, geçilecek safhalar da önemli. Tamam, nedir onlar onun o safhalar? Nasıl, işte bunların... Anayasa değişikliği, mesela 300 anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde edemedi muhalefet partileri. Mesela o senaryoyla ilgili bir hazırlık lazım değil mi? Mesela milletvekili sayısı 300-360 arası kalabilir. Evet. 360-400 arası olabilir. 400 üstü olabilir. Bütün bunlarla ilgili bu senaryolarda ne yapılacağına, nasıl davranılacağına karar verilmesi gerekiyor. Biz arzu ederiz ki seçimlerden önce 6 siyasi parti bu geçiş süreci konusunda da uzlaşsın. Biz bunu arzu ederiz. Bu uzlaşma olduğunda vatandaşlarımız çok daha belirli bir seçeneği önlerine koymuş olur. Ve daha net bir tercihe bir bakıma destek vermiş olur. Eğer o geçiş süreci böyle muğlak bırakılırsa, süresi belli değil, nasıl olacağı belli değil, o zaman bir belirsizliğe vatandaşlarımız destek vermek istemeyebilir. Hmm. Yani belirsizliği peki, öteki mümkün olunca azaltmak buna, gerekiyor. Bu önerinize ne dedi? Masadaki öteki 5 parti. Yani şöyle diyeyim, ben genel başkanlarla yaptığım birebir görüşmelerde buna aykırı bir cevap almadım. Hmm. Ama ilk hedef olarak da şu parlamenter sistemin kendisini bir konuşalım diye karar verdik. Şu anda ilk hedef parlamenter sistemle ilgili bir ortak belge hazırlamak. Ortak metin. İlk hedef o. Metin çıktığında. Çıktıktan sonra hemen arkasına bizim arzumuz, diğer partiler de kabul ederse
O geçiş sürecinde çalışmak. O metin çıktığında 6 genel başkan olarak bir araya mı geleceksiniz? Ortak bir resim mi vereceksiniz? Ortak bir açıklama mı yapacak? Bunu konuşuyor yani, musunuz? Olabilir o anda. Olabilir yani, bu bizim için bir mahsuru yok. Yani bir mahsuru yok. Çünkü 6 siyasi parti ortak bir metin üzerinde mutabık kalmış. Yani mutabık kaldığımızla ilgili genel başkanların, evet bizim bu 6 siyasi partinin ortak metni budur. Hedefimiz budur. Türkiye için hayırlı olsun denilebilir. Ama şu şerhle tabii bu ittifak fotoğrafta değildir. Yani hani onda o şerhle her zaman böyle bir şey de olabilir. Siz şu anda bir ittifakın yani içinde değilimin altını sürekli bir çiziyorsunuz bütün, evet, çünkü, şeylerde. Çünkü bir görmemiz lazım. Yani neye ortak olacağımızı görmemiz lazım. Şu anda bilmiyoruz. Yani bu ittifakın, yani Millet İttifakı'nın yani nasıl evrileceğini, ne olacağını şu anda göremiyoruz. Niye? Orada bir risk mi görüyorsunuz Millet İttifakı'nda? Çünkü şu anda zaten hukuken böyle bir şey yok. Bunu biliyoruz. İkincisi seçime daha vakit var. Yani o süre içerisinde ki gelişmeleri bir izlememiz lazım, bakmamız lazım. Yani biraz erken görüyoruz. Kendimiz açısından erken görüyoruz. Yani şu anda başka partilerin başka tercihleri olabilir. Yani. Şu anda geçmişte Millet İttifakı'nı oluşturan o dört partinin açıklamalarına bakıldığında hani tabii yani ki orada bile biliyorsunuz yerel seçimlerde farklı, genel seçimde biliyorum farklı. Yani bir üç parti tarafta vardı. İki, bir tarafta iki, bir tarafta dört. Evet. Bir de ortada görünmeyen ama fiilen ittifakta olan bir parti daha vardı biliyorsunuz. Tamam, yani resmen tamam, adı seçimlerinde öyleydi. Yani resmen adı konmadı ama işte HDP'den söylüyorsunuz. Evet, yani o da vardı. Yani o yani resmen ittifakta değildi ama bir ittifak ortağı gibi ama oldu. Ama HDP yani zaten açıkladı. Ben herhangi bir parlamento seçiminde net bir şekilde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de net bir şekilde tavrı belli HDP'nin. Yani resmen ittifak içerisinde olmayacağım dedi. Tabii, evet, dedi bunu. Evet. Ama o başka tür ilişkilerin önünde bir engel. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluşmalara evet varız dedi. Onu da öyle ifade ettiler. Doğru. Şimdi burada yani en azından şunu sormaya çalışıyordum. Yani İYİ Parti ile CHP ana kolon olarak bakıldığında sayısal anlamda tabii. Saadet Partisi, Demokrat Parti bunların hepsi değerli. Bir önceki seçimlerin sayısal. Tabii bir sonraki seçimin sayısal faktörlerini bilemiyoruz. Tabii. Nasıl şekillenecek? Şunu demeye çalışıyorum. Yani birbirlerine ters düşen, bu ittifakın devam etmeyeceğini bize düşündürecek bir açıklama en azından böyle bir ilişki biçimi görmüyoruz. Siz öyle bir risk mi görüyorsunuz? Yani ne olacağını bilmiyoruz dediğiniz için. Yani özellikle bu parlamenter sistemle ilgili aynı yöne bakıyor muyuz? Önce onu görmek gerekiyor, evet, değil mi? Artı parlamenter sisteme geçişle ilgili o süreç. Bakalım burada mutabakat olacak mı? Bu çok önemli. Parlamenter sistemin kendisinden daha önemli. Çünkü hedef koyuyorsunuz ama eğer o hedefe ulaşacak böyle ortak akılla, istişareyle bir mekanizma, bir mutabakat yoksa o hedef orada hayal olarak kalır. Hiçbir zaman o hedefe ulaşamazsınız. Ve Türkiye bir patinaj dönemine girer. Yani Türkiye bir yandan parlamenter sistemi açıklayan ama başkanlık sisteminden de bir türlü kurtulamayan bir ülke olabilir yani. Dolayısıyla biz seçimlerden önce mümkün olduğunca her şeyin açık açık konuşulmasını istiyoruz. Her türlü senaryonun detaylı bir şekilde değerlendirmesini ve vatandaşlarımızın karşısında net bir tablo konmasını istiyoruz. Ancak o zaman mı ittifak konusunda karar veririz diyorsunuz? Yani bütün bu görüşmeler ilerideki olası ittifak için tabii bir zemin olacak. Bir bakıma bir güven artırıcı tedbirler diye bir diplomaside kullanır biliyorsunuz. Güven artırıcı tedbirler denilir. Yani bir nihai bir anlaşmadan önce bir karşılıklı bir sürü adımlar atılır. Hani bir birliktelikler test edilir. İlişki zemini önce bir sıcak tutulur. Yani güven zemini ne kadar hızlı güçleniyor, ne oluyor bir ona bakılır. Arkasından da nihai kararlar verilir. Dolayısıyla böyle peşinen ne olacağı belli olmayan bir tablonun içerisinde biz kendimizi atmayız öyle bilmeden. Bilmediğimiz bir şeyin içine girmeyiz yani. Bu tamam. Önce, yani net bir şeyi görmemiz lazım. Net bir tabloyu bunu görmemiz lazım. Bunu şöyle yorumlayanlar haksızlık haksızlık olur mu? Yani şu an bir altı parti bir çalışma yürütüyor ama bir türlü Sayın Babacan kendisini bağlayıcı bir şey söylemek istemiyor. Bu anlaşılabilir aslında siyaseten ama öte yandan her an buradan da kopabilir. İşte iktidar bloku yanına geçebilir gibi bir algıya sebep olma riski var mı? Biz onu açıkladık. Yani biz dedik. Yani asla iktidar bloğunun yanında olmayız, duramayız dedik. Yani o zaman niye ayrıldık ki oradan? Oradan niye ayrıldık? Yani şu anda Türkiye'yi yöneten zihniyetin bu ülkenin sorularını asla çözemeyeceğine kesin kanaat getirdik. Ve ondan sonra Deva Partisi'ni kurduk. Yani partiyi kurduktan sonra tekrar dönüp bütün o yanlışlarla beraber yol yürümek, bütün bu hatalara ortak olmak, Türkiye'nin bu kötü yönetiminin bir parçası olmak böyle bir şey düşünülebilir mi? Ya ama yani biz nerede olmayacağımızı, yani hangi ittifakta olmayacağımızı baştan kesin ortaya koyduk.
Bizim için nedir? Ya kendimiz bağımsız yol yürürüz ya da mevcut anılan veya ileride olabilecek ittifaklarda olup olmamaya o gün itibariyle karar veririz diyoruz. Yani duruşumuz o konuda çok net. Mesela benimki parlamenter sistem değil mi? Biz şunu söylüyoruz. Eğer parlamenter sistemle ilgili sadece yüzeysel değil, biraz daha detaylarda mutabakat sağlanırsa evet. ve bu mutabakat seçimden önce netleşirse, geçiş süreciyle alakalı da net bir tablo ortaya çıkarsa, biz parlamenter sistemle ilgili anayasa oylamasının 6 ay içerisinde yapılabileceğini düşünüyoruz. Ha, 6 ay içinde. Tabii. Şimdiden yani, belirlerseniz. Tabii. Yani bugünden anayasa değişikliğiyle ilgili tam bir uzlaşı olursa, tam bir mutabakat olursa partiler arasında ve seçimlerden sonra bu konuda mutabık kalan partilerin anayasayı değiştirecek bir meclis aritmetiği yakalanırsa bu en fazla 6 aydır. Hayır, orada hayır, ne yapılacak? Meclis kurulur kurulmaz. Hemen anayasa komisyonu, hemen taslak getirilir anayasa komisyonuna. Anayasa komisyonu gece gündüz çalışır. Arkasından genel kurula gelir. Genel kurulda biliyorsunuz her madde gizli oylamaya tabi ve iki tur yapılıyor. Daha önce çok anayasa değiştirdik biliyorsunuz. Yani mesela 2003-2004'te AK Parti ile CHP arasında uzlaşma vardı. O Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmeyle ilgili. Demokratikleşme süreciyle alakalı biliyorsunuz. CHP ile AK Parti arasında uzlaşma oldu ve anayasanın üçte birini biz mecliste değiştirdik. Evet. Yani anayasanın üçte biri değişti ve sadece 2003-2004'te gereken her şeyi yaptık. 2005'te de müzakerelere başladık Avrupa Birliği'yle. Çünkü Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince karşılayacak kadar anayasa değişikliği yaptık ve fiilen uygulamaya başladık. Daha önce anayasa değişiklik süreçlerinde ben çok bulundum. Hı hı. Yani öyle 2 yıllık, 3 yıllık böyle bir şeylere gerek yok. Hızlı bir ama şekilde yapılabiliyor. Ön mutabakat olursa seçimlerden önce, seçimden sonra bunun uygulanması çok hızlı olur. Ama böyle yüzeysel bir mutabakat var. Seçimden sonra detaylarda anlaşmazlık oldu. Ne yapacağız? Tamam. Yani diyelim ki karşılıklı inatlaşmalar var. Şu oldu, bu oldu falan filan. Ne olacak? Ne diyeceğiz? Millete nasıl cevap vereceğiz? Yani diyecekler kardeşim siz söz vermişsiniz. Niye yapmıyorsunuz? İşte detaylarda anlaşamadık. Halkın yüzüne nasıl bakacağız böyle? Yani çok üzücü bir tablo ortaya çıkar. Dolayısıyla bizim Deva Partisi olarak, Demokrasi ve Atılım Partisi olarak bizim tercihimiz seçimlerden önce mümkün olduğunca detaylı bir şekilde hem parlamenter sistem üzerinde mutabık kalmak hem de geçiş süreci ve yol haritası üzerinde mutabık kalmak, seçimden sonra artık bu konularla ilgili konuşmaya, müzakere falan gerek kalmaması, hemen uygulamaya başlamak. Hemen. Hazırlık iyi yapılırsa, plan programı iyi yapılırsa seçimden sonra derhal uygulama başlar. Ama hazırlık, plan program eksik olursa o zaman seçimden sonra hadi oturalım, tekrar anayasa komisyonları kuralım, tekrar uzlaşma komisyonları kuralım, tekrar çalışalım falan dersek kaybederiz. Yani şimdi, ülkenin bir de şu var biliyorsunuz. Madem parlamenter sistem iyi bir şey, acele edeceğiz. Niye ayağımızı sürüyelim ki? Ya madem iyi bir şey, madem hedefliyoruz, niye öyle 2-3 yıl bekliyoruz? Ne oluyor yani? Çok kısa. Yani o süre 2-3 yıl olursa o ne demek? Ha, biz bu eski başkanlık sisteminin yetkilerini kullanalım. Hazır güç elimize geçmişken. Sonra 2-3 sene sonra da parlamenter sisteme geçeceğiz. Bu olmaz. Ama o görüş savunanlar yani, da şu teze dayanıyor ya. Hı. Mevcut şöyle yani tırnak içinde kullanayım, yıkımı restore edebilmek için aynı yetkileri bir biçimde kullanıp süre restorasyonu hızlandırmak. İşte o zaman ben niyetten şüphe ederim. Hı. Niye, madem iyi bir şey, böyle hızlı restorasyon için iyi bir şey, niye sistemi değiştirelim ki o zaman? O zaman sistem değiştirmeyi savunmamamız lazım. Yani bunlar bozdu, biz de yine başkanlık sistemini uygularız ve hızlı bir şekilde toparlarız diye konuşmamız lazım değil mi? Ama niye onu parlamenter sistem istiyoruz? Madem başkanlık sistemi hızlı restorasyon için gerekli başkanlık sistemi. O zaman hiç vazgeçmeyelim. Madem böyle hızlı karar alabiliyor ülke, başkanlık sistemiyle daha hızlı yönetiliyor, daha kolay karar alınıyor. O zaman hiç parlamenter sisteme geçmeyelim. O tutarlı bir yaklaşım değil bakın. Ben onu tutarlı görmüyorum. Hmm. Yani burada çok hızlı bir şekilde parlamenter sisteme geçmek ve parlamenter sistem içerisinde ülkenin sorunlarını çözmek gerekiyor. Çünkü İyi Parti, ortak akıl ve istişareyle onu da memleketin sorunlarını çözmek gerekiyor. Eğer o zaman vakit sorunu varsa şimdi çalışalım. Neyi bekliyoruz ki? Yani hemen çalışalım. Anladım. Yani niye bekliyoruz? Seçimi niye bekliyoruz? İyi Parti yani memleketin sorunları belli, yapılacaklar belli. Bugünden çalışalım. Vakit de var yani. Evet. Daha bir sene, bir buçuk sene var gibi görünüyor seçimlere. Evet. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in açıklaması oldu. İşte Cumhurbaşkanı seçilip birinci olan partinin şeyi de lideri de ve onun işte başında kim görevlendirecekse herhalde lideriydi tabii ki. Bu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bir başbakan
gibi görev yapar. Bu işler bir model mi? Onun sizin... Yani şöyle tabii her partinin kendi çalışmaları olabilir. Kendi tezleri olabilir bu konuda. Bu işte tam da bu konular geçiş sürecinin konuları. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu geçiş süreciyle ilgili konular da partiler arasındaki ortak masada konuşulmalı. Bu da bir yani teklif her çünkü ona öyle bakıyorsunuz. Olabilir, o da bir tekliftir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka teklifi olabilir bizim. Başka teklifimiz olabilir. Yani eğer buradaki niyet hani beraberce ittifakla bir ortaklıkla yönetmekse o zaman o ittifakın ya da ortaklığın taraflarının da bununla mutabık kalması lazım. Değil mi? Yani ama her partinin kendi ön hazırlığı olabilir. Her partinin kendi ya böyle olsa iyi olur diye gönlünden geçikleri olabilir. Tamam. Buna hiçbir itirazımız olamaz. Bizim de hazırlıklarımız var. Ama eğer bir birliktelik, bir ittifak, bir ortaklık olacaksa seçim öncesi o zaman ortaklık içerisinde olabilecek partilerin bunları oturup beraberce konuşmaları lazım. Ortak bir model üzerinde mutabık kalmaları lazım. Bu ortak modeli adına geçiş süreci de desek, adına yol haritası da desek fark etmiyor. Farklı isimler kullanıyor. Bu konuda da mutabık kalmak, bunu vatandaşlara açıklamak, Cumhurbaşkanı adayının veya adaylarının bu taahhüde baştan girmesi, siyasi partilerin baştan bu taahhüde girmesi ve bir bakıma siyasi taahhütlerle seçime girmek vatandaşlarımız için çok daha net, açık, güvenilir bir tablo oluşturacak. Aksi halde böyle karışık, bilinmeyen, yani herkesin farklı farklı şeyler söylediği, konuştuğu bir tablo olursa vatandaşlarımız net, daha iyi bildiği ve anladığı bir seçeneği böyle belirsiz, muallak, ne olacağı belli olmayan bir tabloya göre tercih edebilir. Sonra deriz ki ya ne oldu da yine Sayın Erdoğan bu seçimi kazandı diye ondan sonra herkes düşünür. Nerede hata yaptık diye düşünür. Dolayısıyla gerçekten bu seçimler çok çok önemli. Bu ülke meselesi, gençlerimizin, gelecek nesillerinin, yarınlarının meselesi. Onun için bunu mutlaka bizim iyi çalışmamız lazım, dersimizi iyi çalışmamız lazım. Ve eğer bir birliktelik olacaksa ileride o birliktelik içerisinde olabilecek partilerin de bunu beraberce de konuşuyor, şimdi çalışıyor olması lazım.